Ağır ol bakalım genç hanım. İşi yok ki bende. Peki. Üstündeki tek şey bu mu? Hadi ama baba. Bu çok saçma. Mutlu musun şimdi? Bunlar iyi şeyler. Ellie. İşte bu sonuncusuydu. Aslında bunlar en sonuncular. Bu şeylere bayılıyorum. Bu ayağımı gıdıklıyordu. En sevdiğim aroma. Görüşürüz küçük dostum. Baba sen iyi misin? Ben çıksam iyi olacak. Sokağa çıkma yasağımdan önce evde olurum. Burada yalnızım değil mi? Çikolata zamanı. Canım bütün gün bunu çekti. Bak içinde kaç tane varmış. Merhaba çikolatalı nefis şey. İşte olay bu. Oh Ellie. Bundan daha iyisini yapabilirsin. Daha ev ödevini bile bitirmedin. Bir tanecik daha yiyebilir miyim? Bunu bitirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Değil mi? Hadi otur bakalım dersine. Kendini kral falan mı sanıyor? Kuralları ihlal edilmek içindir değil mi? Ya beni açarken duyarsa? Evet. Kalem kutum. Önce bütün kalemleri dışarı çıkar. Çikolatanın kabını kalemliğin içine koy. Üstündeki kaplamayı çekip çıkar. Ve kalemleri yerine geri koy. Harika oldu. Arkası hiç görünmüyor. Şimdi istediğim kadar bandırabilirim. Babam geliyor. Burada her şey yolunda mı? Tabii ki babacığım. Tanrım, matematiğe bayılıyorum. İşte duymak istediğim bu. Eğer görmezse bunun zararı olmaz. Şerefe! Akşam yemeği neredeyse hazır Ellie. Hemen de bitmiş mi? Ha, olamaz. Annem ekşili şekerlerden mi almış? Aklına bile getirme küçük hanım. Akşam yemeğine iştahın kalmayacak. Bu çok daha sağlıklı bir atıştırmalık. Evet, tavşanlar için öyle. Hayır, teşekkürler. Ah, ufacık bir parçanın iştahıma zararı olmaz. Annem de her şeyi görüyor. Hayır, yapamıyorum. Ama ben hala açım. Buldum. Saç örgüne çift taraflı bant yapıştır. Arka tarafını çıkar. Sonra aynı uzunlukta bir parça şekeri bunun üstüne yapıştır. Tam uyudu. İyice yapıştıktan sonra saklamak için saçını diğer tarafa çevir. Şimdi bir deneyelim. Ben yemeğe kadar bekleyeyim olur mu? Yanına şeker falan almadın değil mi? Bir şey göremiyorum. Bak hiçbir şey yok. Seni seviyorum anneciğim. Bayağı işe yaradı. Bütün bu gizlilik beni acıktırdı. Merhaba, hoş geldiniz. Aman tanrım. Şu yapılı çocuğa bak. Hayatında hiç böyle kaslı birini gördün mü? Sanki hayallerin erkeği kafamın içinde fırlamış gibi. Selam kardeşim, izninle. Sinemaya hoş geldiniz bayım. Ay, ne güzel kokuyorsunuz. Hele şu iri kollarınız yok mu? Pardon, kendimi kaybettim de. İyi seyirler. Hey, yerime mi oturmuşsun? Kaslı olmak gerçekten harika. Özellikle de atıştırmalıklardan oluşuyorsa. Acıkan var mı? Vay, hepsini içeriye gizlice mi soktun? Abur cubur hem karnını doyurur hem de bir sürü arkadaş kazandırır.
Bunu açmak da amma zor. Açabilir misin? Kuvvetin buraya kadarmış anlaşılan. Al. Selam. Yoga dersine gecikmedim değil mi? O yiyeceklerle giremezsin. Ama egzersiz karnımı acıktırıyor. Matımı getirdim. Bedenimi güçlendirmeye hazırım. Şurası iyi görünüyor. Of ya. Bu kız da fıstık gibi. Epey bir squat çalışmış belli ki. Acaba hiç böyle kaslarım olabilecek mi? Nihayet rahatlama vakti. Bu kızın dikkatini çekmeliyim. Bakıyor mu? Evet, kasların yandığını hisset. Kaslarımın şekillendiğini hissetmeye başladım bile. Biri bana su verebilir mi? İkinci tur millet. Hadi bakalım. İşte buna kasların şişmesi denir. Gördüğün şey hoşuna gitti mi? Ha? Ha? Burada odaklanmaya çalışıyorum. Sanırım küçük bir atıştırmalık iyi gelir. Yani bir sürü atıştırmalık. Canım yemek isterse yemeliyim. Bir dakika. Onca şeyi içeriye nasıl sokmuş? Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Squat falan yaptığın yok değil mi? Çok iyi ha. Selam Brian. Oo selam. Vay canına. Alabilir miyim? Peki. Bunların ne kadar lezzetli olduğunu unutmuşum. Yeşil bir tane deneyebilir miyim? Sanki doğum günüm gibi. Bir tane de şuradan. Ve şunu da. Teşekkürler. Bütün şerit şekerler de nereye gitti? Ne? Şeker canavarı. Brian. Ne? Ah pardon. Seni deftere yazdım. Senin yerinde olsam arkamı kollardım. Kimse şeker stokumu bitiremez. Anladın mı? Boynunu koparmamı istemezsin değil mi? Gidip yenilerini alayım ben. Biraz korkutmak etkili oldu tabii. O gelene kadar şunlardan atıştırayım. Sen de bir şeker ayısı ister misin? Önce kafasını kes ve içini boşalt. Sonra boynundan içeriye bir kavanoz sok. Kavanozun çevresine şöyle sıcak silikon sür. Ve kestiğin kürkleri yapıştır. Biraz çekmen gerekecek. Bu tamam olunca en sevdiğin şekeri veya atıştırmalığı içine boşalt. Sonra da kapağı ayının kafasının altına yapıştır. Rahatça kapatabilmelisin. Brian döndü. Şeker kasesini tekrar doldurmuştum Ellie. Ama sonra hepsini yanlışlıkla yemişim. Bende daha var bak. Ayının içinden yemek biraz ürkütücü geldi. Sanırım iştahım kaçtı. Haftalardır akşam çıkmıyorum. Çıkmaya hazır mısın Chloe? Sinemaya. Tamam. Hazırlanman niye bu kadar uzun sürüyor ki? Bu çikolata mıymış? Olamaz. Başka renk deneyeyim. Bu da olmadı. Peki başka bir tane deneyeyim. Cidden mi? Onlar çikolata mı? Tamam, bu harika olacak. Bu tüyo için bir tane kulak çubuğuna ihtiyacın var. İçinde kalan ruju çıkaralım. Şimdi gayet güzel temizlendi. Çikolataları hatırladın mı? Onları eritiyoruz. Sonra üstüne bir damla gıda boyası ekliyoruz. Rujlar genellikle kırmızı olur. Şimdi bunun gibi bir çubuk al ve hepsini iyice karıştır. Evet, şu an gayet iyi görünüyor. Rujun boş kabını al ve içini çikolatayla doldur. Taşmamasına dikkat et. Şimdi onu dondurucuya koy.
harika oldu. Aynı ruj gibi görünüyor. Çok akıllıca değil mi? Artık sinemaya gidebiliriz. Aa, yiyecek olduğundan asla şüphelenmezler. Çantamdaki sıradan bir makyaj malzemesi gibi görünüyor. Şu an kesinlikle gitmeye hazırım. Şimdi numaramızı test etme zamanı. Burada gayet normal görünüyor değil mi? Bak, biraz acıktım. Bu değildi. Ver ben deneyeyim. İğrençmiş. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Buyurun girin. İki kişi lütfen. Dişlerinizin üstünde ne var sizin? Dişlerimiz mi? Eğer bu kansa hiç öğrenmek istemiyorum. Eyvah! Bizim gitmemiz lazım. Sanırım şekerlemeleri doğrudan üstümüze saklayabiliriz. Ama çok belli olur. Bana yardım edin. Dışarıdayken kolumun üstüne düştüm. Dur, kolunu sarayım. Çok güzel saracağım. Görünüşe bakılırsa benim elimde incinmiş. Herhalde bowling yüzünden oldu. Sence bunu içine koymamın sakıncası var mı? Hey, kolu incinen kişi burada. Bütün vücudu alçılıymış gibi saralım. İnsanın alnı da incinebilir değil mi? Hadi gidelim. Taksiye binip doktora gideyim bari. İyi eğlenceler. Kaç tane kemiğin kırıldı senin? Yani sorun değil dostum. Yani olmadı mı? Mümkün değil. Sahte kan kullanmam gerektiğini biliyordum. Siz ikinizle sonra görüşürüz. Bu mu? Hayır, bu aptalcaydı. Cevap burada bir yerde olmalı. Yiyecekleri nasıl gizlice sokarız? Bu dünyanın en büyük gizemi. Tabii. İşte bu. Buldum. Gizli kol bantları. Kıyafetlerin hemen altına saklanabilir. Sonunda işi çözdüm. Bak. Bu işe yaramaz. Kolların altından dışarı çıkıyor. Bir dakika, benim daha iyi bir fikrim var. Evet. Çift tarafı yapışkanlı bandı al ve bunu bacağına yapıştır. Çikolata orada güzelce duruyor, bak. Ve oraya daha bir sürü konabilir. İşte oldu. Vay canına, iyi düşündün. Elbisenin yeterince uzun olmasına dikkat et ama. Hadi gidelim. Of, yine mi siz ikiniz? Hiçbir yerimizde çikolata falan yok artık. Öyle mi? Evet. Beni kimse kandıramaz. Sonunda başardığımıza inanabiliyor musun? Bir dakika, niye kalktılar ki? Aa, kaçırdık bu filmi şimdi. Acımı azaltmam için biraz çikolata yemem lazım. Öf, bayan Applebee de amma sert. Acaba atıştırmalığımı fark eder mi? Ne yapıyorsun bakayım Brian? Hepimiz odaklanabilir miyiz acaba? Brian, yeter ama. Öf, her şeyi de görüyor. Neyse, biraz baskıyı azalttı. Biraz şeker yesem iyi olurdu. Yavaşça. Ve yakalandım. Kendini kurnaz mı sanıyorsun delikanlı? İmkan yok. Sonsuza kadar aç kalacağım. Ama tabii. Şu karelik kağıdı görüyor musun? Bir cetveli kullanarak bir parça kes. Artan kağıdı at. Kesilen kenara sıcak silikon sür. Sonra da kağıtları kağıt bir bantla sağlamla.
üç kenara da aynısını yap. Sonra birkaç damla daha sıcak silikon damlat. Ve üzerine bir kağıt yerleştir. Ve içine biraz şekerleme sok. Asayiş Berkemal mi? Zamanı gelince çabucak bir lokma al. Sadece defterimi açtım hocam. Niye bu daha önce aklıma gelmedi? Sıra sende David. Karpuz ve... Spor salonu mu? Bu nasıl olacak ki? Sanırım şöyle yapabilirim. Bu iyi bir fikir. Kimsecikler yok değil mi? Basket topumu çıkarmanın... Tam zamanı. Bu şey kusursuz görünüyor. Tabii yere düşürmezsem. Bir dilim alsam fena olmazdı. Çok tatlı ve sulu. İşte bu. Bir dakika olamaz. Kanka dikkatli ol. Ya onu sürmeye çalışırsa? İşte korktuğum başıma geldi. Bana geri sekeceğini sanmıştım. Yanlış sanmışsın. Şimdi bunu temizlemem lazım. Sıradaki için taş kağıt makas yapalım mı? Taş kağıt makas. Evet. Bir bakalım. Şekere bayılırım. Ve bunu sanat dersine mi sokacağım? Bu eğlenceli olacak David. Sanırım öyle olacak. Boya paletimi hazırladım. Ama boya yerine şeker kullanacağım. Önce yoğurup yuvarlamam gerek. Şimdi boş bir yere yapıştırıp parmağımla yasıltayım. İstediğin bir renkte bunu yapabilirsin. Çok sinsice oldu değil mi? Öğretmen bakıyor mu? Boya paletini getirdin mi? Oo, elbette. Turuncuyla başlayacağım. Çok lezzetli. Ben de bir tane deneyebilir miyim? Sarı en sevdiğim. Müthiş. Sınıfta bir şeyler yemeseniz iyi olur. Bir şey göremiyorum. Yakalanacak. İşte görmek istediğim bu. Hiya. Sınıfa şekerleme sokma işi başarılı oldu. Çiğnerken çok ses çıkarma kanka. Çok ağırsın. Görünüşe bakılırsa elimde leziz bir içecekle sinemaya gideceğim. Bir içecek paketinin üstüne iki taraflı bant yapıştır. Diğer kenarını da unutma. Bir tarafını böyle katla. Üstüne de diğerini. Tam kravata benzedi. Bayağı da havalı oldu. Şimdi gizli kısmına gelirsek... Üstüne bir lastik koyup... Bir ucuna sıcak tutkal sür. Diğer ucuna da aynısını yap. Kurumadan önce ağzın kenarına iki ucu da yapıştır. İyice bastır ki yapışsın. Sevdiğin içeceği koymak için bir huni kullan. Biz çikolatalı süt koyuyoruz. Huniyi çıkar ve içine sert pipeti sok. Merhaba. İki kişilik yer lütfen. Şunlara bir bakayım. Bu da ne? Sorun yokmuş. Unutmayın, içeri yiyecek sokmak yasak. Sakladığımız bir şey yok, gördünüz mü? Aslında bu sizin olabilir. Kasket sevmem aslında. Ama bu iyi oldu sanki. İşte yerlerimiz. Oturuyoruz işte. Gizli iş çevirmek beni çok susattı. Ama hazırlıklı geldim. Görev tamamlandı. Şşt,
huzurla bir şey içemeyecek miyiz? Merhaba canım. Öpücükler. Pekala, kalem kutum neredeymiş? Ders başlamadan bir atıştırmalık yemem lazım. Ve bu sınıfa yiyecek bir şey getirmenin yasak olduğu anlamına geliyor. Hey, az evvel ne dedim? Yiyecek yasak. Ona bir bakın. Nasıl üzüldü? Bunu nasıl yaparsınız? Merak etme canım. Ben senin için gereğini yapacağım. Bu gözlüğü tak ve sihrim için hazırlıklı ol. Mükemmel, şimdi geriye yaslan. Önce bunu kullanacağım. Çerçevenin kenarını güzelce çiziyorum. Bütün kenarlarını, işte böyle. Vay canına, ne güzel yap, aman tanrım. Evet, gözlerini sıkı sıkıya yum. Çok serpmemiz gerek canım. Şimdi fazlalıkları sağa sola salla. İşte bu, gözlüğün artık yenebilir bir sanat eseri oldu. Evet, harika görünüyorsun, aynen benim gibi. Bir resim çekebilir miyim? Şimdi bu atıştırmalık gözlüğünü tatma zamanı. Çok lezzetli olmuş. Fotoğrafa o da girsin ama. Evet, tabii ki. Çerçevelerinle güzel bir hava at şimdi canım. Pekala, kimse bakmıyor. Abur cubur zamanı. Evet, çok lezzetli olmalılar. O yiyeceklerin hepsini gördüm. O da neydi? Herhalde hayal gördüm. Sarı olanla başlayacağım. Gerçekten izleniyormuşum gibi geliyor. Sanırım fazla kuruntuluyum bugün. Gir bakalım ağzıma. Çok suluymuş. Ve işte seni suçüstü yakaladım. Bunlar artık benim. Of, bütün şekerlerimi aldı. Keşke şu kalemi falan yiyebilseydim. Bir dakika, aklıma harika bir fikir geldi. Bu şekeri yassı hale getirip sonra 4 parçaya bölüyorum. Sonra bir kenarını alıp böyle yayıyorum. Sonra diğerlerini böyle üst üste koyuyorum. Bir çubuğu hepsinin ortasına bastırıyorum. Bu bittiğinde hepsini yuvarlıyorum. Çok eğlenceli. Hepsi rulo haline geldiğinde tekrar bıçağımı alıyorum, tam ortasından kesiyorum. Güle benzedi değil mi? Yapraklarını biraz yanlara doğru kıvırıyorum. Şimdi bunu ait olduğu yere takıyorum. Kalemin ucundaki silgi gibi. İşte bitti. Artık sınıfta kullanılmaya hazır. Yaprağından bir parça alayım bakayım. Çok iyiymiş. Artık hiç acıkmayacağım. Sence bu uzaylılar gerçek mi? Yapış yapışlar. Hey! Nasıl bitti bu şimdi? Şimdi olmaz Chloe. Tamam, kriz önlendi. Şunu da bir açayım. Şimdi biraz keyif yapabilirim. Hayat bu işte. Şu uzay gemisi çılgın bir şey. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Daha yeni doldurmuştum David. Daha bir tanecik bile almamıştım. Bazı değişiklikler yapmam lazım. Atıştırmalıkları saklamak tamamen aldatmacadan ibaret. İki kase bir anda başka şeylere dönüşür. Yani anlarsınız ya. Bunlar hoşuma gitti. Pekala, ne kaçırdım? Şuraya biraz uzanalım. Selam sana çikolatalı şahane şey. Hey! Şekerlemeler nerede? Bu ne zaman böyle oldu ya? Hayret, yeni farkına vardım. Kompozisyonum güzel ilerliyor. Selam David. Güzel gizlemişsin her şeyi kanka. Bileğindekini görebiliyorum. Bu işi gerçekten iyi yaptığını mı düşünüyor acaba? Otobüsle gelmek uzun sürdü. Herkes sınava hazır mı? Güzel görünüyorsun Chloe. Yanlış mı görüyorum? Yoksa her tarafından şekerleme mi taşıyor? Benim aptal olduğumu sanıyorsun herhalde.
Oo, hadi ama. Bunları daha yeni almıştım. Tüh ya. Merak etmeyin, hepsini çıkarıyorum. Ve en sevdiklerim de burada. Sanki okul yeterince kötü değilmiş gibi. Umarım bundan çok mutsuz olduğumu farkındasınızdır. Lütfen annemi falan aramayın. Otur yerine. Bundan nefret ediyorum. Yoğurtlu taze soğanla. Hadi başlayalım. Yaptığını görüyor musun? Ah, şimdi açlıktan ölüyorum işte. Ufak bir sır öğrenmek ister misin? Saçımda bir sürü nefis şey var. Biraz çikolata ister misin? Vay canına, bunu hiç beklemiyordum. Bir şey unutmadın mı? Oh, sağ ol. Ve benim için de selam sana leziz şey. İyi ki kaşık getirmişim. Bir şeker atıştırma zamanı. Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Of, çok açım. Abur cubura ihtiyacım var. Oh, aklıma iyi bir fikir geldi. Oh, mesaj geliyor. Zoe'denmiş. Harika. Brian hayatımı kurtaracak. Umarım güzel bir şeyler getirir. Affedersiniz, bakım için gelmiştim. Aman tanrım, kıyafetlerimi değiştirmiş. Şu an dersin ortasındayız. Şşt, buraya bakım yapmaya geldim. Burada konuşlansam iyi olacak. Benim için gizlice getirdiği şu atıştırmalıklara bir bak. Bu harika olacak. Hepsini yiyeceğim. Görünüşe bakılırsa bu sıranın bakıma ihtiyacı var. İyi ki bu güvenilir çekicim hep yanımdadır. Bu gerçekten tuhaf. Kullandığı aletten bir ısırık mı aldı o? Ha? Herhalde hayal görüyorum. Pekala, bu sıra tamir oldu. Sanırım işim bitti. Yardımcı olabildiğime sevindim. İyi dersler. Ne tuhaf adammış. Bir şeyler döndüğünün farkındaydım. Hayır, durun bakalım orada. Yiyecek içecekle giremezsiniz. Peki, alın bakalım. Pekala, şimdi girebilirsiniz. Olamaz, yiyeceklere el koyuyor. Buradan hemen gitmem lazım. Dur bakalım, seni gördüm. Kuralları biliyorsun. Yiyecek içecek yasak. Of, harika, atıştırmalıklarım boşa gitti. Dur, sırt çantanı da boşalt. Buna inanamıyorum. Hayır, seninle işimiz hala bitmedi. Peki, ceplerimdekilerin de hepsi bu. Bir bakalım. Bilemiyorum. Ağzında ne var? Tamam, sanırım artık girebilirsin. Neredeyse her şeyi aldı. Ama diş şeklindeki jelibonumu değil. Çok güzel. Şekerleme sevdiğini hiç bilmiyordum. Oh, tabii ki. Şu anda aklıma geldi. Taze çikolata isteyen? Evet, tabii ki. Yoksa bu hışırtılar çikolata ambalajından mı geliyor? Bu iki kuralı siz okuyamıyor musunuz? Ben sadece... Peki, her neyse. Burnuma şeker kokusu da geldi. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Of ya, bu çok kötü oldu. Peki sen? Bende bir şey yok ki. Pekala. Eğer şekerlemelerini saklamak istiyorsan benim yaptığımı yap. Bu gerçek bir kolye değil miydi? Gerçek kolyeyle böyle bir şey yapabilir misin? Sen bir dahisin. Bileziklerim de var.
Hadi al. Orada neler oluyor? Gözüm üstünüzde. Evet, hiç anlamadı. Şekerleme ekibi iş başında.